Çünkü bu aşı enjeksiyonu yapıldıktan sonra koruyucu özelliği var ve vücuttaki bağışıklık sistemini oldukça güçlendiriyor açıklaması yapıldı. Avantajları da şu şekilde sıralanıyor. 3 yıllık raf ömrü olması, 2 ila 8 dereceye kadar dayanabilmesi ve buzdolaplarında saklanıyor olması avantajlı gelişmeler olarak görülüyor. Aşının dozuyla ilgili şu açıklama yapıldı. 14 günlük süreçle 2 doz halinde uygulanacak ve 4 haftanın sonucunda da vücuttaki bağışıklık sistemi güçlenecek açıklamasına dikkat çekildi. CoronaVac bir inaktif aşı. Canlı aşılara nazaran bağışıklık süresi daha kısa ancak yan etkileri daha az gözlemleniyor. İmmünojenik bir aşı CoronaVac, yani bağışıklık oluşturan bir aşı. Vücuda nüfuz edildikten sonra bağışıklık sistemini güçlendiriyor denmekte ve dozu ayarlandığında iyi tolere edilebilir bir aşı olarak görülmekte. Açıklama bu şekilde yapıldı. Yan etkileri neler diyecek olursak, özellikle kronik hastalarda ve 60 ila 89 yaş arası hastalarda yan etki olarak en çok gözlemlenen enjeksiyonun yapıldığı yerde bir ağrı hissi. Bu da %2,5 oranında açıklandı ve aynı zamanda da kas ağrısı hissettiğini belirtiyor kişiler enjeksiyondan sonra. Bunun da oranı %3. Yan etki olarak aslında normal bir yan etki açıklaması var. Ve diğer hasta gruplarına baktığımızda, bütün gruplara baktığımız zaman en çok hissedilen şey yorgunluk hissi. Yani aşı olduktan sonra genelde yorgunluk hissinin olduğu belirtiliyor. Bunun oranı da %7,5 olarak açıklandı. Bunun dışında da en çok hissedilen yan etkilerden biri hafif bir baş ağrısıyla orta derecede ateş veya hafif derecede ateş olduğu. Bunun da oranı %3,5 olarak açıklandı. Şu anda iki deneme bitti. Yani birinci faz ve ikinci faz denemeleri sonuçlandı CoronaVac'ın. Üçüncü faz denemeler tüm dünyada devam ediyor denekler üzerinde. Ancak açıklanan şu, bugüne kadarki başarı oranına bakacak olursak %92 ile %98'i örnek verebiliriz demekti yetkililer. Ancak 3. faz denemeler bittikten sonra tam başarı oranını söyleyebiliriz açıklaması var.